Fesih Fırtınası Yaş Ayrımcılığı iddiasına ilişkin ara buluculuk. Yazan, geliştiren Dwight Collin, hukuk profesörü, Suffolk Üniversitesi Marjorie Corman Aaron, sözleşmeli profesör, Cincinnati Üniversitesi Arabulucu Margaret Shaw Bu video arabuluculuk alanında bir öncü olan Margaret Shaw'un onuruna hazırlanmıştır. Eğiticiler ve uygulayıcılar için kaynak amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bu kayıt arabulucular iş başında ayrımcılık vakası mı başlıklı daha uzun bir videodan alınmıştır. Harvard Hukuk Fakültesi Müzakere Programı tarafından sunulmuştur. Harvard Hukuk Fakültesi Müzakere Programı'na bu videonun ücretsiz olarak kullanılmasına izin verdikleri için teşekkür ederiz. James Vakfı'na bu videonun düzenlenmesine katkıda bulundukları için teşekkür ederiz. İsmi geçen katılımcılara özel olarak teşekkür ederiz. Bu dava Kane Restoran'a karşı dava açan, komisyonla çalışan satıcı Pet Tibidao'nun yaş ayrımcılığı iddiasını içermektedir. Sayın Tibidao'dan 65 yaşında şirketin zorunlu emeklilik politikası kapsamında emekli ayrılması istendiğinde kendisi Kane'de 15 yıldır çalışıyordu. Kısa bir tatil sonrası Sayın Tibidao bir avukata danışmış ve zorunlu emekliliğin kanuna aykırı olduğunu öğrenmiştir. Sayın Tibidao şirketin sahibi ve CEO'su Robin Kane ile görüşmüş ve işini geri istemiştir. Sayın Kane avukatıyla görüştükten sonra Sayın Tibidao'yu komisyonun satış görevlisi olarak işe geri almıştır. Ancak bir yıl sonra Kane düşük satış performansını gerekçe göstererek Tividao'nun sözleşmesini feshetmiştir. Sayın Tividao, Kane tarafından yeni bir satış bölgesine atandığı ve komisyon yapısı değiştirildiği için satış performansının kötü gittiğini öne sürmüştür. Açılış oturumu. Ara buluculuk ortak bir oturumla başlar. Ara bulucu ilk olarak masadaki taraflardan kendilerini tanıtmalarını ister ve ardından uyuşmazlık konusuna odaklanır. İlk olarak arabuluculuk buluculuk sürecinden bahsederek başlamak istiyorum. John ve Dahlia ikinizin de daha önce birkaç arabuluculuk buluculuk sürecinde yer aldığınızı biliyorum. Ama Sayın Tibidao siz katıldınız mı bilmiyorum. Başınızı olumsuz anlamda sallıyorsunuz. Hayır ilk kez bugün katılıyorum. İlk defa katılıyorsunuz doğru mu? Sayın Kane? Ben de daha önce böyle bir şeye katılmadım. Tamam. Burada anlamanıza ve düşünmenize yardımcı olman faydalı görünüyor ancak bu davadaki engellerden bazıları davayı kendi başınıza çözmenizi gerektiriyor. Ayrıca bu konuyu arkanızda bırakmak ve işinize ve normal hayatınıza dönmek için neler yapabileceğinizi düşünürken sizin için önemli olabilecek bazı şeyleri de gözden geçirmeniz gerekiyor. Birkaç soru sorarak başlamak istiyorum. Böylelikle siz de bugünkü görüşme süresince aklımızda tutmamız gereken sizin için nelerin önemli olduğundan bahsediniz. Aşağıda tarafların açılış konuşmalarından kısa bölümler yer almaktadır. Bu davanın konusuyla ilgili size kısaca geçmiş bilgileri vermek istiyorum. Avukat Rudski, şirketin komisyon yapılarında yaptığı değişikliklerin Sayın dava için nasıl bir dezavantaj yarattığını açıkladı. Bu davayı, satıcının ölümü adlı tiyatro oyununun modern bir versiyonu olarak tanımladı. Bu bir satıcının ölümü. Kötü bir sürpriz sonla ölümü. Çünkü satıcı, birisi onu öldürmeye karar verene kadar iyi iş çıkarıyordu. Burada 600-700 bin doların 3 katına çıkmasından, kesinlikle 2 katına çıkmasından, hatta 3 katına çıkmış olabileceğinden bahsediyoruz. Siz de 1,5 milyon dolar fazladan bahsediyorsunuz. Makul davranmak istiyoruz ama aynı zamanda bunun önemli bir dava olduğunu düşünüyoruz. Ben davaya inanıyorum, sonuna kadar götüreceğim. Peki teşekkürler. Size bir şey sormak istiyorum Sayın Tibidao. Bu noktada eklemek istediğiniz ve bugünkü görüşmede aklımızda tutmamızı istediğiniz bir şey var mı? Bernie Kane'le yakın çalıştım. Diyebilirim ki neredeyse şirketi birlikte kurduk. Kaldı ki benim mali çıkarım bu değildi. Ama şirkete kazandırdığım şeyler, fikirler, keşfedilmemiş bölgeler sayesinde şirket 10 kişiden bugün yaklaşık 40-50 kişiye çıktı. İtibarım çekip alındı. Para kaybettim. ve bana ciddi derecede duygusal rahatsızlık verildi. Bu nedenle... Peki teşekkürler. Burada ikinizden akılda tutulmasını istediğiniz bazı şeyleri eklemenizi istiyorum. Elbette restoran tedarik işi son derece rekabetçi bir iş. Ve Kane'in yıllardır benimsediği felsefe akışı sağlamak için herkesin kendi yolunu izlemesi oldu. Kesinlikle eminim ki Sayın Tibidao'nun işine üretmediği için son verildi. Şirket bilgilendirilmediği için değil. Burada araya girebilir miyim? Yoksa henüz değil. Birkaç dakika içerisinde burada bir diyalog kurmaya çalışacağım ama önce Sayın Kane'e burada aklımızda tutmamızı istediği şeyleri eklemesi için bir fırsat vermek istiyorum. Şirketi kuran babamla şirketin birçok çalışanı gibi iyi bir ilişki kurmuştu. Aslında bu meseleye tamamen iş açısından bakmasaydık 60'lı yaşlarının başındaki bir satış temsilcisini son 5 yıldır şirkette tutmazdık. Ama bizim sadece bir çalışana değil, tüm çalışanlara karşı sorumluluklarımız var. Ve biz batarsak iş nedeniyle bu çalışanların tümü batar. Bu yüzden işletmeci olarak işletmeye kimlerin katkı yaptığı ve kimlerin katkı yapmadığı konusunda bazı kararlar vermek zorundayız. Ve biz istesek de istemesek de zaman değişiyor. Kendisini işten çıkardım çünkü işler yürümüyordu ve bunun şirkete ve diğer çalışanlara karşı adil olmadığını düşündüm. Teşekkürler. Teşekkürler. Dalia, siz bir şey eklemek istiyordunuz ama önce burada bir tartışma açmama müsaade edin. Buradaki hedefim ki bence en verimli yol bu, iddiaları ve karşı iddiaları dinlemek değil. Ara buluculuk sürecinin bu kısmı da karşılıklı anlaşma ile sona ermeyecek. Ama benim asıl ümidim şu ki, diğer tarafın söyledikleri konusunda kafanızda net olmayan bir şey varsa bununla ilgili diyalog kurabiliriz. Hayır, benim demek istediğim gerçekler konusunda ciddi bir uyuşmazlık olduğu performans konusunda ve diğer tarafta kayıtların yeniden düzenlenmesi konusunda iddiamızı destekleyen belgelerimiz mevcut. O zaman performans konusunda ilave bazı sorular var. Başka bir konuya değinebilir miyim? Buraya gelip bu şirketin bir kişi veya kuruma bir buçuk milyon dolar ödemek zorunda olduğunu iddia etmek tamamen saçmalık. Bu şirketi tamamen iflas ettirecek ve şirkette çalışan herkesin hayatını mahvedecek bir şey. Ve ben de bu şirkette böylesine iyi muamele görmüş bir insanın buraya gelip böyle bir talepte bulunması ve esasında hayatının geri kalanını rahat yaşamak istemesi karşısında öfkeliyim. Buna gerçekten bir yanıt vermem gerekiyor. Dalia, sen bir şey söylemeden önce ben bir şey belirteyim. Burada her iki tarafın mali kısıtlıkları olduğunun kesinlikle farkındayım aynı zamanda burada sorunu çözmek ve anlamak için bulunduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Benim ümidim gün boyunca burada bahsettiğiniz ve belki de henüz bahsetmediğiniz şeyleri inceleyerek yolumuzu çizmek. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Daha önce söylediğim bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Sayın Tibidao'nun şirketi iflas ettirme niyetinde olduğunu söylemedim kayıplarının ne olduğunu açıklarken dikkatli ifadeler kullandım. Üç kat kayba uğramadı ama siz yaklaşık bir buçuk milyon dolarlık zarar iddiasında bulunabileceğini söylediniz. Hayır, öyle demedim. Dikkatli dinlememişsiniz. Benim söylediğim geçmişteki kayıpları hesaplandığında 750 gibi bir rakam elde ediyorum. Ve mahkemenin ilave tazminat kararı verebileceğini söyledim. Sizin potansiyel zararınız bu. Yani nasıl bir şeyle karşılaşabileceğinizi avukat diliyle söylüyorum. Yani Açıkçası şirketin mahkemede uğrayabileceği zararlar konusunda farklı zararlardan bahsediyorsunuz. Ve açıkçası burada bahsedebileceğimiz başka zararlar da var. Örneğin saygınlığın zarar görmesi ya da bahsettiğiniz diğer endişeler. Kendinizle ilgili endişeler sanırım kendinize saygınız, hayatınıza devam etmeniz, yani yaşamınıza istediğiniz gibi devam etmeniz ve açıkça başka kaygılarınız da var. Robin'in söylediği şeyle ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Bu Yeni telefon düzenlemesinde bölgelerin bölünmesine ilişkin bu yeni fikirle kaybeden tek kişi oldu. Ben kaybettim. Diğer herkes benim kayıplarımdan kazandı. Yani kişisel olarak sizin için yıkıcı olan birçok değişiklik gördünüz. Evet. Peki buraya yaşananlar konusunda fikir anlaşmazlığı olduğu için geldik. Ve bence bunlar biraz belirsiz olan hususlar. Bunların detayına girebiliriz veya girmeyebiliriz. Ama burada sizin kendi performansınızla ilgili kaygılarınız olduğunu görüyorum ve açıkçası Sayın Kane kendi iş çıkarlarından özellikle bahsedecektir. Bunların gün içinde nasıl rol oynayacağını göreceğiz. Başka bir sorunuz yoksa ayrı ayrı görüşmeye geçebiliriz. Böylece sizin için önemli konuları daha iyi anlayabilirim. Davacıyla ilk toplantı. İlk ortak oturumda sizi dinledim. Bunun sizin için zorlu bir durum olduğu açık ve bunu göz önünde bulunduracağım. Elbette bunu çözebilirsek ben burada bir fark yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bu konu sizin bir süredir içinizde tuttuğunuz bir şeye benziyor ve bunu anlıyorum gerçekleştirmek istediğim iki şey var ve yine eminim ki sizin de yapmak istedikleriniz var. En azından başlangıçta bilmemi istediğiniz başka şeyler varsa bunları öğrenmek isterim. Ortak oturumda bunlardan bahsetmemiş olabilirsiniz. Davacı başarının uzun vadeli ilişkilere dayandığını ve bunun da kendisini yeni bölgede dezavantajlı duruma düşürdüğünü tekrar vurguladı. Burada konuşulanlar aramızda kalacak ve bu odadan çıkmayacak. Özel oturum olarak düşünelim. Bir avukat makul koşullarda üç kat zarara güvenerek hareket etmez. Ama yine de buradaki zarar çok büyük. 25 ila 50 bin dolar civarında olacak. Burada sizin veya başkalarının zamanını harcamaya gerek yok. Burada durumunuz hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sizinle daha önce ara buluculukta birlikte çalışmadık. Nasıl çalıştığım konusunda size biraz bilgi vereyim. Burada sadece aramızda parasal olarak nerede olduğumuz konusunda bir konuşma yapmaya çalışıyoruz. Karşılıklı teklifleri sunmak için doğru zamanın ne olduğunu anlamak her zaman biraz zordur. Bence oyunun şu aşamasında bunu yapmak için çok erken. Ancak sizin nerede durduğunuzu anlamak istiyorum. Buna geçmeden önce henüz konuşmadığımız bazı konuları, gerçekten kaygı duyduğunuz konuları daha iyi anlamak istiyorum. Sanırım yarı zamanlı olarak çalışıyorsunuz. Sayın Tibidağ bir hırdavatçı dükkanında yarı zamanlı olarak çalıştığını ve asgari ücretin biraz üstünde maaş aldığını söyledi. Bu zorlu bir dönemde utanç verici olabilir. Ancak son bir yılda annem ve onun kaldığı bakım eviyle ilgili büyük harcamalarım oldu. Elimdeki bütün paralar buraya aktı. Öyle görünüyor ki bu dönemde diğer yollarda da mali olarak yorulmuşsunuz. Evet, elbette. Tabii ki bunları Robin'e fatura edemem. Anlıyorum, evet mutlaka. Ama mali olarak muazzam bir para aktı. Ve bana öyle görünüyor ki daha önce de bundan bahsettiğiniz gibi kendi yaptığınız iş sizin için hem mali olarak hem de kişisel olarak çok önemliydi. Bir satıcının nesi olur? Temiz tıraşı, parlak ayakkabıları. Bunu hep başardım. Ve bunu biraz kendime saygı duyduğum için yaptım. Ama bir gün aniden ayakkabılarınızın artık parlak olmadığı ve başarılı olmasında büyük bir rol oynadığınız şirket için bir ayak bağı olduğunu söyleniyor. Peki Robin ile ilişkinizden biraz daha bahsedebilir misiniz? Sayın Tibidao şirketin kurucusu Bernie Kane ne uzun süreli sosyal ve profesyonel ilişkisinden ve Old Robin'in yönetimindeki liderlik değişiminden bahsetti. Biraz geriye dönüp size biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Ve yine burada ara buluculuğun erken bir aşamasındayız. Ve ben de burada manzarayı hazırlamaya ve olası şeylerin ne olduğunu görmeye çalışıyorum. Elbette bunları diğer tarafla konuşmadım. Ancak çalışmanın, bir satıcı olmanın sizin için ne kadar önemli olduğu düşünülürse, yani iyi bir ilişkiniz yoksa restorana geri dönme olasılığı var mı bilmiyorum. Bunu önerip önermeyeceğimi bilmiyorum. Ancak cevaplarınızdan bunu düşündüğünüzü anlıyorum. Bunu Tahliya ile konuştuk. Evet, bunu düşünürüm ancak belirli koşullarda ki bunlar gerçekleşmesi muhtemel olmayan koşullar olabilir. Bunu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Çünkü faydalı olabilir. Bir özür. Ee... bana kötü muamele edildiğinin itiraf edilmesi. Bunu yapacağını sanmıyorum. Bana yaptıklarından sonra gidip o adam için tekrar çalışamam. Özellikle söylediği bazı şeylerden sonra. Gizli olması gereken bazı alakasız şahsi meseleleri gündeme getirme tehditleri. Bu biraz kirli bir iş. Elbette biliyorsunuz bu davanın belli bir bağlamı var. Bu süreçte insanların karşılıklı olarak talihsiz şeyler söylemesi şaşırtıcı değil ve siz de elbette bunu farklı bir şekilde çözüp çözemeyeceğimizi görmek için buradasınız. Özür meselesine geri dönecek olursak, bu tür şeylerin karşılıklı olarak söylenmesinden sonra geri dönmenin neden önemli olduğunu anlatıyordunuz ve ilişki anlamında ileri doğru devam etmenin daha iyi olacağını söylüyordunuz. Meselenin özü sizin için bu mu? Bence buna bir de parayı eklemek gerekti. Yani para kaybettim. Para kazanmam için çabalamam gerekti ve şu anda çok param yok. Bence bu aşamada rakam telaffuzu etmek için çok erken. Ancak diğer tarafla da çalışarak bu süreci nereden başlatacağımızı formüle etmeye çalışacağım. İkinci yolu izlersek ben diğer tarafla çalışırken ikinizin de bu rakamın ne olabileceği konusunu ve bunu tartışmak için istediğiniz çerçeveyi değerlendirmenizi istiyorum. Bence bu faydalı olacaktır. Burada her iki taraflı da çalışacağım. Ancak ilerlerken mahkemeye gitmekle ilişkili maliyetler ve riskleri analiz etmemiz ve bazı zor kararlar almamız gerekecek. Diğer tarafla paylaşmamı istediğiniz bir şey var mı? Sanmıyorum. Şimdi davalıyla görüşeceğim ve yarım saat kadar sonra tekrar sizin yanınıza geleceğim. Davalıyla ilk toplantı Beklediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tarafla bence çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdim. Yine ortak oturumda gündeme gelen ve onların gerçekten kaygı duyduğu konularda genel konuşmalar yaptık. Bizim de böyle bir fırsatımız olduğu için memnunum. Sanırım başlarken e, Sayın Kane'nin meselenin iş yönü konusunda bazı kaygıları olduğunu anlıyorum. İşi babanızdan devraldınız ve işe de bu noktada girdiniz. Bu konuda biraz daha bilgi almak isterim. Ayrıca ortak oturumda ve arabuluculuk öncesi verdiğiniz belgelerde belirtilen bazı konularla ilgili sorularım olacak. Bu noktada daha önce söylenmeyen ancak bilmem gereken bir şey var mı? Sadece bir şey belirtmek istiyorum. Bu noktada taleplerinin potansiyel miktarı benim için çok önemli değil. Çünkü kaynaklarım iyi durumda. Ve bu davada anlaşmaya varılamazsa mahkemeye gidilirse 1,5 milyon dolar veya 2 milyon dolar veya 3 milyon dolar tutarında bir tazminat kazanırsa olacak olan şirketin iflasıdır. Sayın Kane şirketin mevcut borçlarının ayrıntılarına girdi ve avukatı davacının iddialarının zayıflığına dikkat çekti. Ara bulucu tartışmayı şirketin tarihine ve Sayın Tibidao ile ilişkisine çekti. Sayın Tibidao ile aranızda o dönemdeki ilişki nasıldı? Ee, e, bir konuda haklı. E, o benim kuşağımdan çok babamın kuşağından gelen birisiydi. Pet eski ekolden geliyor e, ve değişen ekonominin taleplerine uyum sağlama konusunda isteksiz davrandı. Gündeme gelen başka bir konuyu, şirketin komisyonlar konusundaki politikasının değişmesiyle ilgili bilgi almak istiyorum. Bunun neden ve ne gerekçeyle yapıldığını anlatın. Ee, e, i̇ki husus var. Komisyon yapısı iki şekilde değişir. Birincisi, bölgesel değişim anlamında değişti ve bundan daha önce bahsetmiştim. İş değişti ve bugün yargı yetki alanlarının sınırlarının ötesinde, bölgesel sınırlarının ötesinde restoranlar kuran kurumsal varlıklarla çalışıyoruz. Ve komisyon yapısını bu gerçekliği kabul edecek şekilde değiştirmemiz gerekiyordu. Odak noktası ilk temas haline geldi. Doğru. Daha önce bölgeseldi. Doğru. Ama sanırım Sayın Tibidao'nun dediği gibi kendisini bu değişim nedeniyle diğerlerinden daha dezavantajlı bir durumda hissetti. Bu doğru değil. Hiç doğru değil. Satış uygulamaları nedeniyle başkalarına kıyasla daha geniş biçimde sorun yaşamış olabilir ancak politikada belli bir çalışanı başkalarına karşı öne geçirmek ya da bir çalışan grubunu diğerlerine karşı avantajlı hale getirmek için tasarlanmış bir şey yoktu. Politika değiştirilmeseydi, onun performans rakamları aynı kalacak mıydı? Burada kendisi öyle söyledi. Aslında yaklaşık olarak aynı kalacaktı. Bu da sorunun bir parçasıydı. İster eski politika olsun ister yeni politika olsun her iki durumda da iyi performans göstermedi. Emekliliğinden önce performansı hakkında kendisiyle görüştünüz mü? Sürekli olarak görüştük. Satış gücüyle olan konuşmalarımızda genel olarak mevcut hesaplara hizmet vermek yerine yeni işler, yeni hesaplar geliştirmeye odaklanmamız gerektiğini vurguladım. Sorulara yanıt olarak Kane, Tibidao'nun müşteri ilişkilerindeki becerilerinin restoran zincirlerine hizmet vermede önemli olabileceğini kabul etti. Bahsettiğiniz konulardan biri, burada olumlu bir atmosfer yaratma konusunda gerçek bir kaygı duyduğunuza ilişkindi ve Sayın Tibidao'nun odadan çıkması burada biraz etkili oldu ve açıkçası burada bahsettiğimiz bazı riskler var. Yine burada olabilecekleri görmek açısından Sayın Tibidao'yu şirkette yeniden işe alma konusunu hiç değerlendirdiniz mi? Buna yanıt verebilirim. Daha önceki ifadelerimde onun sevilmeyen biri olduğunu söylemek istemedim. Durum kesinlikle öyle değil. Bence bu tamamen saçmalık. Orada yaşanan buydu. Bu dava Sayın Tibidao'nun kesinlikle bahsetmediği bir şeydi. İlişkiniz bakımından ikiniz için çok zorlu bir süreç oldu. Ve açıkçası bu da çözülmesi gereken bir şey. Burada herhangi bir satıcının mümkün olduğunu düşündüğünüz kapasitesi. Bence çok değerli bir rol oynayabilirdi. Ve bunu genel olarak satış desteği şeklinde niteleyebilirim. Hem değerli deneyimleri hem de müşteri hizmetleri yaklaşımı açısından. Sayın Kay'in işin nasıl yapılandırılabileceği konusunda esnek olsa da aşırı yüksek bir maaş veya büyük bir ön ödeme yapmayacağını söyledi. Ancak meşru gördüğünüz şirketten tazmin edebileceği bazı harcamalar var mı? Evet, ilk olarak bugüne kadar kaybedilen maaş olarak ne kastedildiği üzerinde durmamız gerekiyor. Tartışma, Sayın Tibidao'nun bugüne kadar uğradığı kayıplar olarak nelerin değerlendirilebileceği konusundaki ayrıntılarla devam etti. İlki olarak, ve burada bahsedilen kategoriler esasında kendisini aksi bir durumda mali olarak sürdürebileceği bir pozisyona getirmeyi kabul eder misiniz? Elbette burada kayıp maaşlar konusunda bazı sorular var. Ama onu şirketten ayrılmadan önceki dönemde gelebileceği pozisyona benzer bir yere koymayı düşünür müsünüz? Sanırım bu yapabileceğimiz bir şey olacak. Ancak bununla beraber ne geleceğini de bakmamız gerekiyor. Bu soruya bir soruyla yanıt vermek istiyorum. Bu onun ilgilendiği bir konu mu? Bence o bununla gerçekten ilgileniyor. Bu yüzden burada sizin aklınızda ne olduğu konusunda fikir edinmeye çalışıyorum ve bence bunun üzerinde durmaya değer. Bence böyle bir durum mali açıdan ve davanın çözüme kavuşturulması anlamında büyük bir fark yaratabilir. Ve elbette işe iade yapamaz isek henüz bahsetmediğimiz bazı riskleri de karşılaştırarak neler olabileceği konusunda da bir konuşma yapmamız gerekir. Benim tahminim bu davanın gerçekçi şekilde çözüme ulaştırılması için avukatlık ücretlerini düşünmemiz gerekiyor. Benim bu sabah gördüğüm tarzda bir avukatlık ücreti ödeme konusuyla ilgili gerçekten sorunlarım var. Uygulama açısından bakmak gerekirse bu son derece sert bir dava süreci oldu. Bence bu da elimizdeki paketin bir parçası olmak zorunda. Bunu bir çerçeveye oturtmanın yolları olabilir. Ben bu durumda özür meselesinde bir karşılıklılık olması gerektiğinde ısrar ediyorum. Çünkü kendisi bu davayı açarak ve yaptığı şeyleri yaparak şirkete karşı kötü davrandı. Ve evet bu sert bir süreç oldu. Ve büyük oranda kendisinin ve avukatının dava sürecinde benimsediği taktikler yüzünden sert oldu. Sizce bu gerçekten Sayın Tibidao'nun kendisi miydi? Ve bir şekilde uzayan normal bir dava süreci mi yaşandı? Bunu düşünmenizi istiyorum. Bence Sayın Tibidao avukatının benimsediği agresif aksi üslubun son derece farkındaydı. Açıkçası ben bu yüzden çok kızgınım. Sanırım burada sizin kaygılandığınız şey bunun yarattığı etkinin bir şekilde kabul edilmesidir. Bu noktada nerede olduğumuzu özetlemeye çalışayım bence son derece faydalı bir görüşme oldu ve bu noktada tekrar Sayın Tibidao ve avukatıyla görüşmek istiyorum. Bence burada duyduğum şey şu. Eğer üzerinde çalışılırsa, Sayın Tibidao'nun tam olarak ne iş yapacağını belirleme konusunda en azından bir seçenek olduğunu görüyorum. Bununla ilgili bazı mali hususları konuşmak istiyorsunuz. Bence bu noktada onların yanına giderken bunun bir seçenek olduğunu belirtmek istiyorum müvekkilim kendisiyle çalışabileceğini söyledi. Bunu hallettik. Ancak bu varsayımla devam edeceksek bunun arkasındaki her tür büyük mali anlaşmayı geride bırakmak istiyoruz. Sanırım siz de takdir edersiniz ki büyük diye ifade edilen bir şey diğer taraf evet, için farklı olabilir. Lütfen, lütfen açıklamama izin verin. Büyük mali anlaşma altı haneli rakamlara yakın olan her tür rakamdır. Elbette bu yapmamız gereken bir konuşma ama en azından kategorilerden bahsetmeye ve esasen onu aynı pozisyona koymaya istekli olduğunuzu ve bu davanın uzaması bunun bir parçası olarak avukatlık ücretleri konusunda kaygılı olduğunuzu anlıyorum. Aynı zamanda aranızdaki köprünün altından çok sular aktığı için şirketin etkilendiğinin kabul edilmesi konusunda kaygınız olduğunu anlıyorum. Sanırım bu onun açısından ilerlenecek bir yol olabilir ve karşı tarafın da sizin kabul etmenizi isteyebileceği bazı şeyler olabilir. Bence ben onlarla konuşurken siz yine aranızda konuşabilir ve kendi bakış açınızdan işe yarayabilecek bazı detayları ortaya koyabilirsiniz. İkinci tur toplantıları. Davacı ve avukatıyla bir sonraki toplantı. Bence bu noktada gerçekten ilerleme kaydediyoruz. Diğer tarafta Ken restorana yeniden dönme konusunda bir kabul var. Gerçekten mi? Bence bu üzerinde biraz daha düşünülmesi gereken bir yol. Bence burada sizi ilgilendiren bazı meseleleri konuşmamız gerekiyor. Birincisi, geri döndüğünüzde nasıl bir iş yapıyor olacağınız sorusu. İkincisi, mali konularla ilgili. Çünkü biliyorum ki kabul etmek için bazı beklentileriniz olduğunu söylediniz ve aklınızdaki rakamla ilgili muhtemelen sıkı bir pazarlık yapmamız gerekecek. Üçüncü husus, açıkçası şirketten başınıza gelenlere ilişkin bir takım kabuller duymak istiyorsunuz. Ve geri dönüp şirkette çalışmaya başlarsanız, karşı tarafın da sizden duymak istediği bazı kabullenme sözleri var. Söylediklerimle hakkımda muhteşem bir karar alınıyor gibi anlaşılmasını istemiyorum. Ama ne yapabilirdim ki? Ben kendi kendimi kovmadım. Yani onlara iyi ki beni kovdunuz. Şimdi geri geliyorum mu diyeceğim. Hayır, böyle bir şey beklediklerini sanmıyorum. Ama bunu bekliyorlar. Bence bu kaygı sadece sizin şirkete dönmenizle ve ekibin, restoranın bir parçası olmanızla ilgili. Benim de kaygılarım var. Tabii ki. Her iki tarafında kaygıları var. Bence sizin Sayın Kane ile bir konuşma yapmanız faydalı olacaktır. Şimdi ne tür bir iş yapabileceğiniz sorusuna geri dönelim. Aranızda konuştunuz mu bilmiyorum. Tahminimce farklı bir iş olacağından burada maaş olarak farklı bir rakamdan başlayabilirler. Arabulucu maaş konusunu kenara bırakmayı önerdi ve yeni iş koşullarının daha sonra görüşülebileceğini varsayarak davacının bugüne kadarki zararlarının tazmini için ne kadar para talep ettiğini belirtmesini istedi. Davacı talebinin 200 bin dolardan fazla olacağını söyledi ve Arabulucuyu bu rakamı davalıya iletmek üzere yetkilendirdi. Para konusunda ara toplantı. Arabulucu hemen davalı Sayın Kane'le avukatının yanına gitti ve davacının önerisini iletti. Kane 95 bin dolar teklifiyle ve işe alım koşullarının görüşülmesi teklifiyle yanıt verdi. Arabulucu davacı ekibin yanıtını görüşmesi için zaman verirken davalılarla ikinci toplantıda bir araya geldi. Para konusundaki toplantının devamı. Burada düşüncemi bildirmek istiyorum ve size bir önerim var. Peki, tamam. Bence Sayın Tibidao'nun k'ne e geri dönmesi konusunda potansiyel işle ilgili olarak iyi bir yolda ilerliyoruz. Yapılacak işi ve bazı maaş kademelerini konuştuk. Bence hala maaş kademesiyle ilgili çalışmamız gerekiyor ve karşı tarafın bu konuyu sizinle konuşmaya hazır olduğunu biliyorsunuz. Önerim şu, bunun mali yönlerini konuşacaksak sizinle Sayın Tibidao arasında bir konuşma olması faydalı olabilir. Ayrıca ondan duymak istediğiniz itiraflar konusunda da bir görüşme olabilir. Bence kendisi de bunu kabul ediyor ve siz de onun kaygı duyduğu konuları anlıyorsunuz. Aranızda konuşun ve tekrar size geri dönelim. Şimdi biraz mali konulardan bahsedelim. Çünkü sanırım en son burada 6 haneli rakamları kabul edemeyeceğinizi söylemiştiniz. Mali konular derken iş dışındakileri kastediyorum iş dışındaki evet bu sonucu elde etmemiz gerekiyor. Ve biliyorum ki en son size söylediğim gibi diğer tarafla görüşmemde onlar 200 bin doların üzerine çıkmıştı. Ve bu konuda bir öneride bulunacağım. Yani elbette mahkemeye gitme durumunda oluşacak bazı riskleri ve bu meseleyi hem iş hem de mali açıdan size sağlayacağı faydaları konuştuk. Burada ödenecek tutar konusuna her iki tarafı da diğer tarafın hesaplamasında reddettiği bazı noktalara bakabiliriz diye düşünüyorum. Böylece ilerleme kaydedebiliriz. 95 bin dolar rakamına ulaşırken göz önünde tuttuğunuz şeylerden biri, Sayın Tibidao'nun hırdavahçı dükkanında kazandığı paranın bir kısmını çıkarmak oldu. Ayrıca bu davanın yürütülme biçimine göre avukatlık ücretlerinin fazla yüksek olduğu konusunda endişeleriniz vardı. Ve söylemeliyim ki, örneğin Nalbur dükkanında aldığı maaş onun için biraz zorlu bir konu. Sanırım bu şekilde 180 bin gibi bir rakam ortaya çıkıyor rakamların üzerinden birlikte geçebiliriz. Elbette bu sizin anlaşmak istediğiniz rakamın üstünde. Evet, kesinlikle. Ama bana kalırsa iki tarafla da görüşmelerimden sonra onları talep ettikleri 200 bin doların altına itmiş oluyoruz. Ama bu davanın çözüme ulaşması için gereken budur. Anlamadım. 180 bin dolar sizin öneriniz mi? Aslında onları bu seviyeye indirebilir miyim? ve siz de avukatlık ücretlerini arttırmayı ve hesapladığınız 95 bin dolardan bu rakamı ondan düşüp düşmeyeceğinizi öğrenmek istiyorum. Ki aslında o dışarıda olduğu zaman da para kazanmış. Eğer ödediğimiz para kaybedilen tutar için adil bir tazminatsa bunu kabul edebilirim. Arabulucu bunu takdir ettiğini belirtti ancak davacıyı 200 bin dolara ikna etmede de zorlandığını hatırlattı. Özel olarak konuştuktan sonra Sayın Kane avukatı 150 bin dolar tutarında yeni bir teklif yaptı ve arabulucunun davacıya bu rakamın isteksiz bir şekilde ve arabulucunun bunu açık bir şekilde karşı tarafa önerildiğini iletmesini istedi. Arabulucu bunu iletmeyi kabul etti. Sanırım bir noktaya ulaşmak üzereyiz. Burada size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Biliyorum ki 180 bin rakamı konusunda kaygılıydınız ve asgari olarak onu almak istiyordunuz. Sanırım bir şekilde yapılandırılması kaydıyla bu rakama çıkma konusunda istek var. Bazı olasılıklar var. Olasılıklardan biri tutarın uzun bir vadede ödenmesi. Bu vadenin ne kadar bir süre için uzatılmasını kabul edeceğinizi bilmiyorum. Bir olasılık 4 yıl olabilir. Sanırım e, vergiler açısından 4 yıl benim için iyi olur. Sanırım bu seçeneği kabul ederim. Tamam. Burada başka bir noktayı da belirtmeme izin verin. Çünkü eğer bu parçada yerine oturursa uzlaşma sağlanmış olacak. Bu da daha önce bahsettiğimiz sizinle Robin arasında gerçekleşmesi gereken görüşmeye geri dönmek demektir. Tıpkı sizin fesih nedeniyle yaşadığınız zorlukların teslim edilmesini istemeniz gibi. Robin de böyle bir görüşme konusunda ümitli. Son bir buçuk yılda onun yaşadıklarını anladığınıza dair bazı ifadeler. Muhtemelen sizinle gelecekte birlikte çalışma konusunda uzun bir yol kat edeceğiz. Ara bulucu davalılarla kısaca bir araya gelerek davacının 180 bin doların 4 yıla dağıtılarak ödenmesi önerisini iletti ve tarafların tekrar bir araya gelmesini önerdi. Robin. Bu benim için zorlu bir dönem oldu. Biliyorum ki senin için de şirket için de zorlu bir dönem oldu. Son yıllarda yaşananların neden olduğu şekilde seni incitmeyi asla istemedim. Bundan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Burada önerim şu. Kısa bir ara verelim. Kahvelerimizi alalım ve ardından bu ayrıntıların kalanlarını bugün içinde halledelim. İyi fikir. Güzel